Darwin de bunun farkında. Adam diyor ki daha gözün daha ilk genel yapısını anladığı halde bunu söylüyor. Yani detaylarını da bilmiyor. Buna rağmen bunun teorisine karşı yıkıcı bir delil olduğunu söylüyor. Yani mealen yaklaşık. Celal Hoca da bundan habersizdi. Geçenlerde o trilobit fosilinde gözün resmini gösterttim. Trilobiti de gösterttim. Celal Hoca herhalde biraz kanaati gelmiştir. Biraz değil de bayağı kanaati gelmiştir zannediyorum. Çünkü sürekli delille konuşuyoruz. Biz Celal Hoca gibi böyle hani pürneşe, Fransızca, İtalyanca falan çatlatarak konuşmuyoruz. Evet, konuştuğumuzu alıp getirip göstertiyoruz. Biraz uslubu çocuksu. Yani şey değil yani hakikaten çok az bilgisi var. Böyle yüzeysel bilgi onu heyecanlandırmış. Biraz da yüzeysel düşünüyor. Yani derin düşünmüyor. Evet. Şimdi derin düşünmesi için sürekli delil veriyorum ki inşallah bir kafasında toparlar şöyle. Maddenin hakikati hakkında da haberi yok. Yani maddenin beyinde bir görüntü olarak oluştuğunu, dışarıda maddenin astığını hiçbir insanın görmediğini de bilmiyor. Yani uslubundan bu anlaşılıyor. Yani bu çok önemli bir husustur. Yani iç benini, iç ruhunu görmesi insanın çok önemlidir. Mesela dışarıda ses olmaması çok önemli. Görüntü olmaması çok önemli. Ve ayrıca göz eğer olmasa yani algılayamasa atomun dışarıdaki görünüşü saydam. Yani aralıkları çok fazla olduğu için. Ya muazzam aralığı olduğu için. Göz onu böyle görüyor. Yani blok olarak görüyor. Evet, yoksa halde görürse belki de ürkütecek. Evet. Zaten güneş yok bir kere. Yani aydınlık yok o anlamda. Güneş var fakat aydınlığı yok. Güneş sadece bir karanlık olarak dalga yayıyor. Biz o dalgayı ısı ve ışık olarak görüyoruz. Yani ısı da bir algı. Yani ısı diye bir de bir şey yok. Yani titreşimle ilgili bir şey bu. Biz titreşimi ısı olarak algılıyoruz. Yani beynin bir algısı o. Öyle yorumluyor. Mesela dışarıda zaman yok. Zaman beynin bir algısı. Beynin bir yorumu. Yani bir evvelki olayı, mesela bir evvelki olayı dedim demin. İkinci kere bir evvelki olayı dedim sonra. İşte o aradaki farkı beynimiz kıyaslıyor. Kafamızda kıyas yapıyor. Oradan inanç olarak zaman meydana geliyor. Yoksa dışarıda zaman yok. Yani uzayda zaman yok. Tek bir an var. Allah katında da tek bir an vardır. Da değil yani Allah affetsin ne demeyeyim. Allah katında tek bir an vardır. Uzayda da öyledir. Bunları Celal Hoca'nın biraz tabii düşünmesi gerekiyor. Daha derin düşünmesi gerekiyor. Yavaş 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 böyle anlata anlata inşallah doğruyu daha iyi anlamasını sağlayacağız inşallah.